Seyfi abinin evdeki bütün metalleri birbirine tutturarak icat etmeye çalıştığı anten sonunda TRT2'yi çekmişti. Yeni sezonda ekibe dahil olan Kemal Kuruçay'ın hayat verdiği Seyfi karakterine izleyici hemen kalbini açtı. Ben Ankara'da doğdum. Babam memurdu, makine kimyada çalışıyordu. Maltepe'de böyle tek katlı bahçesi olan, içinde böyle ufak tefek şeyleri yetiştiriyorduk. Çiçeklerimiz vardı. Sabah kahvaltımızı bahçede yapardık. Yani güzel bir çocukluğum oldu. O zaman ben meyvelere falan çok para verdiğimizi hatırlamıyorum. Çünkü erik ağaçları, dut ağaçları çıkardık, kopardık. Bütün biz meyve ihtiyacımızı yani sokaktan karşılardık. Yani o zaman bir sokak çocukluğunu çok iyi yaşamış bir insanım. Anten Fethi Bey'in kafasına düştü. Ah! Bizim anten ancak Fethi Bey'i çekiyor. Çocukken başınızdan geçen komik ve unutamadığınız bir anınız var mı? Bisiklet alınmıştı bana. Fakat çok biniyordum. Sabah 6'da çıkıyordum. Gece saat 11-12'ye kadar bisiklete biniyordum. Bir gün bir baktım bir mektup geldi. Böyle kahverengi şey mektuplardan. Ondan sonra şey yazıyor. İşte komiser hiç unutmuyorum. Mustafa Canyakar. Oğlunuz çok bisiklete biniyor. Bunu biraz şey yapalım yoksa bisikleti elinden alacağız diye. Meğer babam iş yerinden o mektubu yazmış. Sanki karakoldan geliyor gibi. Ben de bunu okuyunca bu sefer bisiklete binmemeye başladım. Her an böyle polisi görünce korkuyorum. Bisikletimi elimden alacaklar diye. Annemler falan oğlum binsene falan biraz. Yok dedim gerek yok falan. Ben binmek istemiyorum. Eninde sonunda bana söylediler böyle böyle olduğunu da ben tekrar bisiklete binmeye başladım. Peki Kemal Bey, oyunculuk serüveni nasıl başladı? Çağatay dur bekle. Çocuk perişan. Benim yengem vardı. Hala da var sağ. Bendeki o yeteneği o keşfetti. Ortaokul, ilkokul dönemlerinde. İlla işte Kemal'i konservatuara verelim falan diye konuşuyordu. Annemi babamı ikna etmeye çalıştı. Fakat ne olduysa bir türlü olmadı. Ben düz okumaya başladım. Sonra daha sonradan üniversitede dil tarihçi fakültesi tiyatro bölümünü kazandım. İşte o günden beri devam ediyoruz. Uzun yıllardır TRT ile çalışıyorsunuz. TRT'de çalışmaktan çok memnunuz. Bundan önce de Zengin Kız Fakir Oğlan dizimiz vardı. Bayağı bir 3,5 senelik yaz kışta devam etti. Yazında devam ediyordu bizim dizimiz. Biz çok memnunuz çünkü TRT'deki projeler bana daha bir içerikli geliyor. Oynadığım roller açısından da senaryo gereği sevdiğim, beğendiğim roller. Bana da yakışıyor. Ben de biraz altından kalkıyorum herhalde. Dur bakalım. Canlandırdığınız Seyfi karakterinden de bahsedelim mi? Benim yaşadığım yıllarda ben böyle bir karakteri tanıyorum. Çok efendi, yaşı geçmiş biraz, evlenememiş. Aslında evlenmeyi çok istiyor. Yuva kurmayı, çoluk çocuğa karışmayı çok istiyor. Fakat şartlar bir türlü uymamış. Ya onun beğendiklerini başkaları beğenmemiş, başkaları beğenmiş, o beğenmemiş. Yani bir türlü kısmet olmamış. En sonunda işte Nurten'i görüyor, mahalleyi görüyor, Fehmi Beyleri görüyor, Fethileri görüyor benim Seyfi'nin hitap şekliyle. Öyle bir aileye, öyle bir camiaya katılmak istiyor ve çok seviyor onları. Bakalım gerçi Fethi'yle biraz bozuşuyoruz falan, onu kızdırıyorum ama iyi niyetinde, aslında özünde çok iyi bir insan. Etrafa yararlı olmak istiyor, yardımcı olmak istiyor. Biraz sakar bir tip. O yüzden de Fethi'yi üzüyor biraz. Fethi'ciğim, ben var ya, ölmeden önce piramitleri görmek istiyorum. Sence piramitler mi, Eyfel Kulesi mi görmek istersin? Bence sen bir Karacaahmet'e bir göz at. Kemal Kuruçay'a bu samimi söyleşi için teşekkür ediyor ve mesajıyla sizlere veda ediyoruz. Ben dönem dizilerini, dönem filmlerini çok seviyorum. 80'lerde böyle bir dizi. Sağ olsunlar, biz başladığımızdan beri
Hep birinci oluyoruz reytinglerde. Sağ olsunlar bize çok yardımcı oluyorlar, izliyorlar bizleri. Bizi birinci yapıyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. İzlemelerinin devamını diliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Nurten'in yanında 100 numaraya girmiyorum. Beni yanlış tanısın istemiyorum. Ya bu herif bizim eve Taksim Kerif'in muamelesi yapmaya başladı ya. Ya benim bu heriften kurtulmam lazım ya. 80'ler yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Herkese bulaşmışsın ya. Nasılsın Fethi'cim? Böyle kolay gelsin.